Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Yeni bir YouTube videomdan daha karşınızdayım. Uzun bir ara verdim ama artık tekrar YouTube videolarına start vermeye başlayacağız. Sevgili dostlar, güzel videolar hazırladım. Editlenecek ve yayına girecek. İşte bu kamp oldu, bu Kuşadası kampım oldu, Bodrum kampım oldu falan. Ondan sonra öğrencilerle çalışmalarım oldu, şudur budur. Bütün hepsini, yoğun maceralarımı, bütün hepsini video haline getirdim, vlog haline getirdim. Artık da bacak antrenmanı çektim. Bütün bu videoları yavaş yavaş yayına sokacağım. Bu videonun ise konu başlığı bir bodybuildingçinin, bir fitnessçinin, bir sporcunun, kendine bu işi adamış bir sporcunun, bir bodybuilderin yaşanma sınavı. Normal insanlar nasıl yaşıyorlar, sen nasıl yaşıyorsun, nelerden fedakarlık yapıyorsun, nasıl bir sistemde devam ediyorsun, ilerliyorsun ve bu sistemi bir ömür boyu sürdürebilmen lazım. Bunun zorluklarından bahsedeceğim ve kendi yaşantımdan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi sevgili dostlar, bir vücut geliştirmeci ilk etapta kendisine bir hedef koymalıdır. Bir amacı olmalıdır, bir amaca hizmet etmelidir. Bir hayal doğru, önce hayalini kurup sonra hedefine belirleyip ona odaklanıp bu şekilde o hedefi için gereken bütün fedakarlıkları yapması gerekir. Şimdi nasıl yaşıyoruz? Nasıl fedakarlıklar yapıyoruz? Ben bunlardan size yavaş yavaş bahsedeyim. Şimdi sevgili dostlar, sporculuk, özellikle vücut geliştirme diğer spor branşlarından çok farklı. Çünkü bu işin de beslenme ayağı var. Çok zor bir ayak. Yani normal insanlardan çok daha farklı yaşamamız lazım. Düzeniniz, sisteminiz, alışkanlıklarınız komple bambaşka olması gerekiyor ve nefsinize hakim olmanız gerekiyor. Sabah kalkmanızdan akşam yatmanıza kadar planlı ve programlı yaşamanız lazım. Bu tatile gittiğiniz yerlerde olsun, normal yaşantınızda olsun, bir alışveriş merkezine gittiğinizde olsun, akraba ziyaretine gittiğinizde olsun, kendi standartlarınızın dışına çıkmamanız gerekiyor. Çünkü o hedefiniz doğrultusunda hedefinizden sapmış olursunuz. Şimdi ben nasıl yaşıyorum? Benim başıma neler geliyor? İlk etapta bunu anlatayım size. İlk etapta sevgili arkadaşlar, her ne olursa olsun, her nerede olursam olayım sabah kardiyo yapıyorum muhakkak. 45 dakika tempolu bisiklete biniyorum ya da 45 dakika bir saat ramp yürüyüş yapıyorum. Abdominal hareketlerimi çalışıyorum, güne başlıyorum. Diğer insanlar o saatlerde uyuyor oluyorlar. Sıcak yataklarından kalkmıyorlar ve sizin kalkıp bu zırhlı vatifinizi yerinize getirmeniz gerekiyor. Özellikle yaz dönemlerinde, tatil dönemlerinde şudur budur. İkinci olarak kahvaltınız, diğer öğünleriniz hep sistemde olması ve kendi disiplininizden çıkmamanız gerekiyor. Sabah kahvaltı muhakkak nerede olursa olsun pirincimi yaparım. Gerekirse kaldığım yerin mutfağına girerim. Evimde bütün işlerimi kendim yaparım. Bakın bu çok çok önemli. Bir sporcu, özellikle bir vücut geliştirmeci muhakkak bütün işlerini, bütün öğünlerini kendisi yapması gerekiyor arkadaşlar. Sabah öğününden akşam öğününe kadar yaşınız kaç olursa olsun ister 18 ister 60. Bütün öğününüzü kendi yapacaksınız. Kendiniz yapacaksınız. Hiç kimse size hizmet etmek zorunda değil. Zaten ben kimseye dokundurtmam öğünlerimi. Gramı gramına da tuzlu fazla mı attı, pirinci fazla mı koyuyor, eti fazla mı koydu, içine ne ekti, baharat attı mı, bilmem ne attı mı? Zaten dışarıda yemeği unutun, dışarıda yemek diye bir şey yok bizim sistemimizde. Kendi pirincimi nerede olursa olsun yaparım, kendi kahvaltımı kendim hazırlarım. Aynı şekilde bütün güne ya sabah kalkarım, bütün 6-7 öğünümü günlük hazırlarım ya da bir gece öncesini hazırlarım sevgili dostlar. Normal insanlar, özellikle yazın tatil dönemlerinde istedikleri yerde içerler, istedikleri gibi gezerler, istedikleri saatte yatarlar, istedikleri saatte kalkarlar. Sizin bunun tam tersine disipline hiçbir zaman ödün vermemeniz gerekiyor. Sabah yine aynı şekilde kahvaltınızı yapmanız gerekiyor. Öğle yemeğini aynı şekilde pirincinizi, tavuğunuzu, yeşilliğinizi tüketmeniz gerekiyor. Antrenmandan önce aynı şekilde beslenmek gerekiyor. Antrenmandan sonra 365 gün aynı şey yemeniz gerekiyorsa aynı şey yiyecek sevgili dostlar. Bu işte gerçekten istikrar sağlamanız için. Sabah o kardiyo yapılacak. O antrenman saatinde yapılacak. Antrenman şiddeti iyi olacak, ayarlanmış olacak. Antrenman hakkı verilecek, kardiyo hakkı verilecek.
Bu şekilde kendinize bir yaşam standardı oluşturmanız gerekiyor. Diğer insanları unutun. Diğer insanlardan çok daha farklısınız. Bu işe kendini adamış, bu işe gönül vermiş, bu işi çok sevmiş, hedefleri ve hayalleri olan bir sporcunun 365 gün hedefinden vazgeçmemesi gerekiyor. Diğer insanlar eğlenirlerken, gezerlerken, pozarlarken, barlarda, klublarda yerlerken, içerlerken ya da dizinin keyfi, dizinin karşısında abucuğun keyfi yaparlarken, istediklerini yiyip içerlerken sizin kendinizi tutup disiplininizden vazgeçmemeniz gerekiyor. Öğünü saatinde yemeniz gerekiyor. Temiz tüketmeniz gerekiyor. 2,5-3 saatte bir beslenmeniz gerekiyor. Sevgili dostlar, antrenmandan çıkayım, börek yiyeyim, ekmek arası döner yiyeyim, bu şekilde sporcunun maalesef olmaz. O temiz öğününüz her zaman antrenmandan sonra, antrenmandan önce, kardiyodan sonra, kardiyodan önce saplement konusu, saplementlerinizi almanız gerekiyor. Yani tam bir anlamıyla bu bir bütün. Beslenmesiyle, antrenmanıyla, kardiyosuyla 365 gün bu yaşam tarzını belirlemeniz lazım. Eğer bu yaşam tarzını belirleyemiyorsanız, disiplininizden çıkıyorsanız maalesef hedeflerinize ve hayallerinize ulaşamazsınız arkadaşlar. Diğer insanlar gece dışarı çıkıyorlar, klublarda eğleniyorlar, çok rahat davranıyorlar, bu size batar. Diğer insanlar gezer, tozar, istedikleri yer içerler, giderler kebapçıda yemek yerler, pizzacıda yemek yerler, hamburgercide yemek yerler, giderler künefecide künefe yerler, baklavacıda baklava yerler. Sizin nefsinize hakim olmanız gerekiyor. Yani sevgili dostlar, normal insan yaşamı burada, bir vücut geliştirme insanın yaşamı her zaman bambaşka. Normal insanlardan kendinizi her zaman ayırmanız lazım. Her zaman bir fedakarlık içerisinde olmanız gerekiyor. Özellikle yarışçılar, yarışçı arkadaşlar, yarış periyotları çok önemli. O karbonhidrat dediğimiz, karbonhidrat ayarlamanız, protein ayarlamanız, yarışa doğru su, mineral ayarlamanız, kesmeniz, tekrar yüklemeniz, podyum öncesi sisteminiz, bu sistemlerinizden kesinlikle vazgeçmemeniz gerekiyor. Bir vücut geliştirmeci sporcusu özellikle yarışa yakın stresten ve sinirden uzak kalması lazım. Kendisini sokmaması lazım. O sizi aşağı çeken, sizi düşüren, moralinizi bozan, motivasyonunuzu bozan insanlardan uzak durmanız lazım. Ben bu videoyu neden çektim? Diğer insanlarla vücut geliştirmecilerin arasındaki farkı, arasındaki yaşam farkını size göstermek için. Kendi yaşantımdan örnek vermem gerekirse, eşimle birlikte hiç onun aynı şeyi yiyemiyorum. Çocuğumla birlikte aynı şeyi yiyemiyorum. Hep aynı şekilde beslenmek, o antrenmanı yapmak, o kardiyoyu yapmak zorundayım. Dolayısıyla bir adanmışlık, bir fedakarlık söz konusu bu işi yapmak için sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla hem tatil zamanında hem normal yaşantımızda hem çalışırken bütün öğünlerinizin yanınızda olması gerekiyor. Kendiniz hazırlamanız gerekiyor. Kaplarda saat gelince tüketmeniz gerekiyor. Saat gelince antrenmanı yapmanız gerekiyor. Sabah kardiyolarınızı ihmal etmemeniz gerekiyor. Buna göre saplement programı planlamanız ve programlamanız olması gerekiyor. Her şeyden açıkçası fedakarlık yapıyorsunuz. Belki evladınızı ayıracağınız zamandan, eşinizi ayıracağınız zamandan, anne babalarınız, babanızı ayıracağınız zamandan fedakarlık yapmanız gerekiyor. Neden? Hayalleriniz ve hedefleriniz için. Sevgili dostlar, bu videoda bir vücut geliştirmecinin size hayatta sınavını anlattım. Her şeyde fedakarlık lazım. Her şeyde özveri lazım. Çok büyük disiplin lazım. Çok büyük bir çaba çalışmak lazım. Ve hayal kurmak lazım. Önce hayal kuracaksın. Sonra hedefin olacak. Ve o hedefin gerektiren her şeyi yapacaksın. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Vücut geliştirme böyle bir spor. Diğer branşlarda istediğini yiyorsun, istediğini içiyorsun. Bir futbolcu istediğini yer, bir güreşçi istediğini yer içer. Ondan sonra çünkü vücudunu hatlandırmak, vücudunu detaylandırmak zorunda değildir. Biz vücudumuzu detaylandırmak zorundayız. Biz vücudumuzu bir heykel tıraş gibi yontmak zorundayız. Bunun için de antrenman ve kardiyonun yanında beslenmenin çok büyük önemi taşıyor. Önem taşıyor. 365 gün o pirinç yemesi gerekiyorsa o pirinç yenecek. O 365 gün tavuk yemek gerekiyorsa o yenecek. Yeşillik ihmal edilmeyecek. Kendi makrolarınıza göre yağ, temiz yağ makrolarınızı mutlaka alacaksınız. Kendi makrolarınıza göre sodyum tüketeceksiniz. Günlük su miktarınızı
oldukça fazla tutacaksınız. Normal insanlar bile 20 kilo başına 1 litre içmesi gerekiyor. Siz gerekirse 20 kilo başına 1,5-2 litre su tüketeceksiniz. Özellikle yaz aylarında. Antrenmanlarınızın hakkını vereceksiniz. Programlarınızı devamlı, hedefinize yönelik sistematik olarak değiştireceksiniz. Planlamalarınızı değiştireceksiniz. Karbonhidrat ayarınızı, protein ayarınızı, yağ ayarınızı sisteminize ve programınıza göre hedeflediğiniz odaklandığınız yarışmaya ya da herhangi bir şeye göre muhakkak sisteminizi devamlı değiştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla sevgili dostlar, bu iş kolay değil. Bu işte fedakarlık yapacağız. Eğer fedakarlık yapmazsak bu işte kesinlikle karşılığını alamayız ve diğer insanlardan hiç farkımız kalmaz. Evet, diğer insanlardan farklı olmak için de farklı yaşamamız gerekiyor ki her yerde farklı olduğumuzu gösteririz. Evet sevgili arkadaşlar, size kısa bir açıklama yapmak istedim. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin, yorumlarınızı bekliyorum. Bana birçok konuda sorabilirsiniz. Saplanan planlaması, cycle planlaması, antrenman planlaması, kardiyo planlaması, supplement planlaması dediğim gibi birçok konuda yorum kısmına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Size cevap veririm oradan. Abone olun lütfen. O yukarıda bir zil var, onu da açın. Bütün videolarımın, yeni videolarımın yayınlandığını görürsünüz. Teşekkür ediyorum. Diğer yeni videolarda yolda, onlar da editlenip gelecek. Bu video bir açılış videosu oldu. Herkese kolay gelsin. Boom!